Konya'dan selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Recep Cingöz'le Çiftçinin Güler Yüzü ekibi olarak Konya'nın ve ülkemizin önemli firmalarını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Benim kendimi aile ortamında hissettiğim bir firmayı ekranlara getireceğiz. Sizlerin de yabancı olmadığı bir firma. Kimden bahsediyorum? Şakalak Tarım Makinaları. Şakalak Tarım Makinaları hem Konya'mızın hem ülkemizin yüz akı ve sektörde oyun kurucu görevini üstlenmiş dev firmalardan birisi. Böyle bir firmanın Türkiye'de olması ülkemiz için de büyük şans. Zira Avrupa'da da dünyanın birçok ülkesinde de ihracat yaparak ülkemizi temsil ediyor. Bu önemli firmanın satış koordinatörü, satış direktörü sevgili Ayhan Şahin Göktürk ile beraberiz. Ayhan Bey ile hem gündemi değerlendireceğiz hem de şakaların üretmiş olduğu ürünlerde nerelerdeyiz bunları göreceğiz. Ayhan abi hoş geldin programa. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şakalak Tarım Makinaları ihracatta da söz sahibi bir firma. İhracata geleceğiz ama ilk önce Şakalak'ı biz sizden tanıyalım. Şakalak'ta son durum ne? Tabii Şakalak Tarım Makinaları işte 1975 yılında kurulmuş bir şirket. Her geçen yıl kendisini yenileyebilen, teknolojiye ayak uyduran bir firma. 186 tane bayi ağına sahip, bir o kadar da 80-90 bandında da servis ağına sahip bir şirketimiz. Üretimde ise yüksek teknolojili makineler kullanıyoruz. CNC tezgahlar, kaynak robotları, profil kesme lazerleri. Yaptığımız işi önemsiyoruz. Bu işi her seferinde geliştirmek için de bunu işte biliyorsunuz artık 4.0 teknolojisindeyiz. Yani artık bu işlerin içerisine yapay zekalar girmeye başladı. Çünkü bize hız lazım. Bize hassasiyet lazım. Çünkü rakiplerimiz çok güçlü. Biz artık elbette kendi ülkemizde de bu işin öncüsüyüz. Sizin de tabir ettiğiniz gibi oyun kurucuyuz. Örnek firmalardan biriyiz ama artık çıtamızı yükseltip bizim Avrupa'da boy göstermemiz gerekiyor. Bunun için de teknolojiye ihtiyacımız var. Hıza ihtiyacımız var. Bunu da yapabilmek için Şakalak Tarım Makineleri yüksek şey gösteriyor. Performans gösteriyor. Bununla ilgili tezgah parkını geliştiriyor sürekli. İşte gerek boya ünitesi olsun. Mesela yeni bir boyahane yapıyoruz. Daldırma boya sistemine geçeceğiz. Çünkü makinelerimiz hem güneşin altında kalıyor, hem yağmurun altında kalıyor, karın altında kalıyor. Paslanmalar oluşuyor, oksitlenmeler oluşuyor. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Yani o daldırma usulü sistemde boya kalite mi katıyor? Tabii boya kalite, yani kılcal damarına kadar boya sızmış oluyor. Yani böylelikle ne yapmış oluyoruz? Kendi düşüncemiz ki gerçeği de bu diye düşünüyoruz. Bir katma değer sağlıyoruz. Yani çiftçimizi kaliteli makine vererek, dayanıklı makine vererek bir katma değer sağlamış oluyoruz. Amacımız da zaten bu. Ülkemize, çiftçimize katma değer sağlamak. O yüzden dediğim gibi biz çıtayı daha yükseklere tuttuk. Avrupa'yla artık yarışır haldeyiz. Sadece biz değil tabii. Türkiye'de birçok firmada bu şekilde artık sanayimiz gelişti. Teknolojik parkımız genişledi. Yani çiftçilerimiz bizden gönül rahatlığıyla makine alabilir. Hani artık yerli malı alıyorum ya işte Avrupa'dan alsam daha kaliteliydi, daha dayanıklıydı falan şeyini geçtik. Hani o yılları, o dönemleri geçtik. Bu son dönemde dolardaki, eurodaki bu zikzaklı çıkış ve trendin hep yukarıyı göstermesi, işte doların 5 lira bandına oturması sektörü bütün ülkeyi sarstı ama sizleri daha çok sarstı. Bu manada durum nedir? Yani siz bu ekonomik yapıda ne gibi çözüm üretiyorsunuz? Bununla ilgili neler yapılması lazım? Yani bunun en iyi yöntemi üretmekten geçiyor. Yani elinizdeki ürünün çok ihtiyaç olması gereken ürünler üretmeliyiz artık. Yani katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Yani böyle sürekli bulunan bir kopyacı mantığından çıkmamız gerekiyor. Yani bizim kendi icatlarımız olması gerekiyor. Ki
bu ürünlere ihtiyaç olsun, ülkemize ihtiyaç olsun, ülkemizdeki sanayiciye ihtiyaç olsun. Yani benim bunun bu tansiyonu düşürmenin bana göre anahtarı üretmek. Ama katma değeri yüksek. Tabii bir de bu üretimde mesela sizin en çok ihtiyacınız olan çeliktir, sacdır. Bu ürünlerin ülkemizde üretilmesi gerekiyor. Yani dışa bağımlılığı mümkün olduğu kadar azaltırsak ki bu ekonomik krizin en büyük sıkıntılarından birisi ithalata dayalı bir büyüme, üretimin biraz geri planda kalması. Sonuçları bu. Evet. Üretim artırıldığı zaman hem istihdam olarak hem de ekonomik bir katma değer oluşturmak bakımından da üretim vazgeçilmez. Yani müşteri bulmanız kolaylaşır. Yani satışınız kolaylaşır. Satış ağınız genişler. Bu ülke dışına çıkar. Yani Avrupa'ya da artık makine vermeye başlarsınız. Bunun için dediğim gibi şimdi biz ihracat yapıyoruz. İhracat yapıyoruz diye seviniyoruz. Evet, ihracat yapıyoruz ama yaptığımız ürünün, ihraç ettiğimiz ürünün ortalama %20'si, %30'unu ithal ediyoruz. Yani cebimize giren paranın %30'luk dilimini aslında tekrar gönderiyoruz. Buraya dikkat etmek lazım. Yani bu makası çok açmamak lazım. Eğer biz o ihtiyaç duyduğumuz ürünleri ülkemizde üretmeye başlarsak, bununla ilgili devletimiz bununla ilgili sanayiciye destek olursa, önünü açarsa inanıyorum ki Türk sanayicisi, Türk insanı bu güce sahip, bu akla. Yani burada şimdi aslında ben üreticinin tarafı bir programım. Çiftçiler olsun, sanayiciler olsun. Şimdi sanayicilerin durumuna da baktığımızda siz şimdi bunu söylediğinizde bende şu izlenim uyandı. Ülkenin sanayisinin neye ihtiyacı olduğunu kim belirleyecek üretim babında? Mesela işte bir metalde sıkıntımız var, çelikte sıkıntımız var. Devletin tıpkı tarımda, milli tarım projesinde olduğu gibi her bölgeye üretim bazlı bir model getirdiği zaman ülkenin bir yıl fazla veren ürün öbür yıl eksik oluyor veya eksik olan öbür yıl fazla oluyor. Bu buğday haricinde işte patateste, soğanda bu karşılaşıyoruz. Sanayide de işte hep mebzel üreten, hep şunu üreti veya pulluk üreten değil de ülkenin ihtiyacı olan, sanayicinin ihtiyacı olan ürünleri kim belirleyecek de o alana yatırım yapılmasını sağlayacak? Ya şimdi ülkemizde sanayi odaları var, kooperatifler var. Yani bunların bu anlamda iyi istatistikler yapmaları gerekiyor. Bu çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bunları bir üst merciye taşımaları gerekiyor. Elbette bunun ucu yine işte Sanayi Bakanlığı'na kadar gidiyor. Ama bu sesin tabandan gelmesi lazım. Yani sanayicilerin çıkıp bunu dile getirmesi gerekiyor. Nerede getirmesi gerekiyor? Sanayi odalarına gitmesi gerekiyor. Sanayi odaları bir üst top var. Kurula topa çıkaracaklar. Top hükümete sıraya kazdı. Zor bir şey değil top yani. Top bir mücadele aslında bu. Yani herkesin aynı dili konuşabildiği, aynı şeye, hedefe ulaşmak istediği bir şey olursa, bir proje olursa, bu olur ki olması gereken de bu. Eğer biz üretmezsek, hep sürekli dışa bağımlı yaşamaya devam edersek, nefes alamayız. Yani bu kez yönetilen taraf oluruz ki bu biliyorsunuz tohum politikamızda böyle bir yanlışlıklar var. Yani burada
topun TOBA bağlı sanayi kuruluşları, işte Konya Sanayi Odası veya diğer illerin de sanayi odaları şunu sorması lazım. Şakalığa gelip arkadaş senin %30 mudur ürettiğin ürünlerdeki ithalat bağımlılık, bunlar hangi ürün? Bunu bir sepette topladığı zaman sektörün genel ihtiyaçları da çıkacak. Aslında çok zor bir olay değil. Evet. Yatırım da buna yönlendirildiğinde dışa bağımlılıktan kurtulup dışarıya çok ciddi miktarda, yani sizin cironuz atıyorum 10 baremse bunun 3 baremi ithalat, bitti. Bunu 1'e düşürmenin veya sıfırlamanın imkanı olursa bu ülkede çok kazanacaktır. Hadi oradan çıkalım şimdi, ürünlere gelelim. Evet. Ürün gamında her fuarda biz ekranlara getiriyoruz şakalan yeni ürünlerini, ama bizi ilk defa izleyen seyircilerimiz için de bir tekrarlayalım. Şakalak ne üretiyor? Şakalak Tarım Makinaları şimdi toprak sevdalısı bir şirket. Bunun da ana maddesi toprak, yani toprak anayının çok iyi işlenmesi gerekiyor. Toprağımızın çok iyi işlenmesi gerekiyor ki ondan verim alabilelim. Sonuç alabilelim. Rekor temiz yüksek olsun, kilomuz yüksek olsun, kaliteli ürünler çıksın. O yüzden şakalak tarım makineleri, toprak işleme makineleri, ekim makineleri grubunda her gün makine parkını geliştiren bir şirket. Pulluk üretmeye başladık. Pulluk yıllardır vardı. Şimdi pulluğu daha teknolojik, daha hızlı, daha kapsamlı hale getirdik. Toprak işleme makinelerimiz var, dik frezelerimiz var. Mesela biliyorsunuz anız yakılıyor ki yavaş yavaş o döneme gelmeye başladı. Anızın yakılması hem doğanın katledilmesi, toprağın katledilmesi, insan sağlığının katledilmesi bu durum. Biz bu duruma karşı bir duruş gösterebilmek için toprağı önemsedik ve dik freze dediğimiz bir toprağı şöyle düşünelim, evimizdeki bir mikseri düşünelim. Hani katı meyveleri içine atıyoruz, mikserimiz onu parçalıyor, sıvı haline getiriyor. Aynı yaptığımız dik frezede toprak içerisinde bu işlevi görüyor. Toprağı karıştırarak içindeki keseyi, yabancı otları falan hepsini karıştırıp toprağı direkt ekime hazır hale getiriyor. Hatta orada bir aşama daha var. Toprağı işlerken aynı zamanda da ekim yapabiliyoruz. Yani ön tarafta bir dik frezemiz var. Mikser diyelim, bir mikserimiz var, toprağı işliyor, hazırlıyor. Arka tarafında bir ataşman aracılığıyla da pneumatik ekim makinesini bağlıyoruz. Aynı zamanda toprağımız işleniyor ve hemen akabinde ekim yapıyoruz. Yani bu bize neyi sağlıyor? Yakıttan da tasarruf sağlıyor. Ben de onu söyleyecektim. Hem zamandan hem yakıttan tasarruf ediyoruz, hem de anızı yakmaktan, topraktaki o canlılara zarar vermekten de kurtarmış oluyoruz. Yani bu anıza ekim mibzerini engelliyor mu? Bu? Hayır, hiç alakası yok. Zaten anıza ekim makinalarımız da var. Direkt anıza ekim dediğimiz. Hem bu freze ihtiyacı olmadan direkt onunla da yapabiliyoruz. Zaten toprak üzerindeki anızlar bu anlamda işlendiği zaman topraktaki katman sayısını da arttırıyor. Yani şöyle düşünelim, bir şey kovanın içerisinde işte 1 kilo ağırlığında toprağımız var, ama bu yöntemi kullandığımızda 1 kilo 200 gram ağırlığında bir toprak elde etmiş oluyoruz. Yani aslında toprağımızın katmanını arttırıyoruz, toprağımıza yeterli besin değeriyle karşılaştırıyoruz, ama yakınca hem içerisindeki organizmalar gitmiş oluyor, hem toprağımızı yakmış oluyoruz, canlılara zarar veriyoruz, doğaya zarar veriyoruz ve o topraktan artık istediğimiz verimi alamıyoruz. Yani ben bunu Çorum'a giderken çekim için gittiğimizde telefon direktleri vardır ya ahşap. Evet. Anızı yakmışlar. O direkler teli taşıması gerekirken tam tersi olmuş. Şeyler direkler yanmış. Kablolar direği tutuyor. Direkler sallanıyor. Ve bu şekilde anız yakan birisini de orada yakaladım. Ve jandarmaya da ihbar ettim ve direkt yanında aradım jandarmayı. Anız yakmak cinayet. Kesinlikle. Yani şu frezenin bu işe yaradığını ben bilmiyordum. Biz bunu önemsediğimiz için işte bu tarz makinelerde çok hızlı ilerliyoruz. Ve bununla ilgili devletimizin teşvikleri de var. Hibeleri de var. Teşvikleri de var. Biz normalde aslında bir Hubat üzeri bir pneumatik ekim makinesiyle
yürüyebiliriz. Yani Türkiye'nin böyle bir performansı var, böyle bir ihtiyacı var. Ama biz dedik hayır, biz bu işi seviyoruz. Bu bir toprağı... sosyal sorumluluk aynı zamanda. Aynen öyle. Yani hepimiz eğer bu işleri önemsersek, bir ucundan tutar isek hem toprağımızı kurtarmış oluruz, hem vatanımızı, hem kendimizi kurtarmış oluruz. Bizden sonraki geleceğe de iyi bir zemin hazırlamış oluruz. Burada kooperatifçilik ön plana çıkıyor. Hadi kooperatifleşmede sıkıntımız var ama her ilçede bir ziraat odamız var. Ziraat odalarının özellikle bu frez olayını ben altını ayrıca çizmek istiyorum. Her ziraat odası 3'er 5'er tane bu üründen alıp anız yakılması muhtemel yerlerde köylere bu hizmeti ücretsiz vermesi lazım. Ya biz de şakalak tarım makineleri olarak burada ne gerekiyorsa destek olarak demonstrasyon çalışmalarına da biz varız. Bunun tarlada müşteriye direkt satış sonrası hizmetlerinde de varız. Müşteriyle beraber bu makineyi geliştirmekte de varız. Yani bizim bütün amacımız biz toprağımızı yeterli verimi sağlatalım. Toprağımızı kaybetmeyelim. Çiftçimizin işini kolaylaştıralım. O yüzden özellikle bu anlamda yani bu anızın yakılması durumunda ürettiğimiz makinelerin çiftçi tarafından hani denenmesi, beraber eğitimin verilmesi konusunda da biz gerekli desteği her zaman veririz çiftçimize. Bu ürün artık bundan sonra benim favori ürünlerimden birisi. Dik freze. Ve anıza ekim, Hubat Müzeri, anıza ekim, pneumatik ekim makinemiz. Bu üç grup bu işi yapan makineler. Evet, ya bu makineler pozitif ayrımcılık yapılması gereken ürünler. Kesinlikle. Tabii Pulluk'ta da şöyle bir iddia ortaya atılmıştı. Geçen sene Ankara Fuarı'nda buna değinmiştik ama şakalar kendisi üretmiyor, fason yaptırıyor. Pulluklar kendi ürünü değil diye bir iddia vardı. Bunda bir gelişme oldu mu? O dedikodular bitirdiniz mi? Şimdiye kadar öyle bir şey kulağımıza gelmedi. Ama biz gerek 3. organizada gerek 4. organizadaki fabrikalarımızda öğle yemekleri veriyoruz. Evet. Orada bu konuda şüpheleri olan dostlarımızı misafir edebiliriz. Yani Pulluk'u gelin sahada görün. Hem evet, yemeğinizi yiyin, evet, hem de Pulluk nasıl üretilir görün. Pulluk da çünkü çığır açan bir çeşitliliğiniz de var. Yani devasa makinalar da var. Bunda son durum nedir? Tamamen satışa sundunuz mu? Şimdi bununla ilgili Pulluk'un 4. organizadaki fabrikamız hazır. Şu an orada tezgahlarımız çalışmaya başladı. Bizim denemelerimiz bitti. Şimdi öncelikle biz şakalak tarım makineleri önce sahada makinenin dayanıklılığını bir test ediyoruz. O içimize siner ise onu müşterinin çiftçimize sunuyoruz. Şimdi özellikle lama pulluğumuz, tam otomatik pulluğumuz, diskli pulluğumuz, dönerli pulluğumuz şu an hazır. Hazır. Ramazan'dan sonra 4. organizede artık onların tam kapsamlı olarak üretimine başlayacağız. Mibzer'de olsun, Pulluk'ta olsun, diğer ürünlerde ihracatta kaç ülkeye ihracatımız var? Yani şu an aşağı yukarı 22-23 ülkeye ihracatımız var. Bunları işte Amerika'ya gönderdik, İngiltere'ye gönderdik, Ukrayna'ya gönderdik, Rusya'ya gönderdik, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Moldova'ya, Irak, İran buralara gönderdik. Yani hem Orta Doğu'da bu ürünlerimizi satıyoruz, hem Avrupa'ya da makinelerimizi gönderiyoruz ve geri dönüşler alıyoruz. Yani aldım ben Türkiye'de bir işte şakalak firmasından makine aldım. Onlar sakalak diyorlardı. Tabii tabii. Noktalara götürüyorlar. Ama biz onlara nokta koyuyoruz kalitemizle.
o noktaya koyarız. Bir de bayrak sisteminde ben birçok firmayı dolaşıyorum. Bayrak sisteminin en kurumsal yapıldığı firma olarak ben Şaka'da görüyorum. Tabii başka firmalarımız da var ama kurumsallık babında belki ben Şakalak'ta daha fazla vakit geçirdiğim evet. için de olabilir bu. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Yani olmazsa olmaz kurallarınız ne der bayrak sisteminde? Ya biz bilgiyi sürekli paylaşıyoruz. Yani biz bayimizle irtibatı hiç kopartmıyoruz. Sürekli bizim yani gerek makine üzerindeki değişiklikler, Ar-Ge değişiklikleri, gerek işte yaptığımız kampanyalar, opsiyonlar, vadeler, bunların hepsini sürekli bayilerimizle paylaşıyoruz. Sürekli istişare ediyoruz. Çünkü biz firma içerisinde birçok şeye hakim olamıyoruz. Sahadaki duruma hakim olamıyoruz ama bayilerimiz bu durumu sürekli çiftçiyle istişare ediyorlar. O yüzden bayi ile aramızdaki, yani sizinle hep aynı cümleyi söylüyoruz, iş ortaklarımızla aramızdaki ilişkiyi hiç kesmiyoruz. Biz burada ne yapıyorsak o bilgiyi muhakkak bayilerimizle paylaşıyoruz. Bayilerimiz sahada çiftçiden aldığı bilgileri bizimle paylaşıyor. Bu bilgi paylaşımı bizi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. En büyük özelliğimiz bu. Bunun dışında tabii bizim yine bayilerle yaptığımız işte fiyat politikamız böyle sürekli grafiği yükselen düşen bir şeyde gitmiyor. Bize stabil. Bütün 186 bayimiz bizden malı, makinayı kaça alacağını, hangi iskontoyla alacağını, hangi vadelerde alacağını bilir. Biz herkese eşit davranıyoruz. O yüzden aramızdaki ilişki samimi, güvene dayalı. Herkesin böyle birbirine güler yüz gösterdiği bir hale getirmiş Şakalak bu ilişki. Bayilerin de bir şikayetini söyleyeyim. Bu zamana kadar bayilerden de ben farklı şikayetler duymadım ama hepsinin ortak dille seslendiği bir şikayet var. O da nedir? Mallarını istediği kadar alamıyorlar. Zamanında alsalar bile yeterli sayıda alamadıklarını söylüyorlar. Yani üretim yetmiyor. Şimdi o hem ülkemizin hem bizim derin bir yarası. Yani şimdi bunun için bir fabrika daha bulmak lazım. Bunun için işte sermaye arttırımına gitmek lazım. Ama üretim kapasitemiz buna yetmiyor. Evet. Çünkü ihtiyaç fazla ülkede. Şakalak da bunun en iyisini üretiyor. Hem üretim kaliteli, hem satış sonrası kaliteli. Firma kültürü gayet oturmuş, ilişkiler gayet samimi olunca müşterilerden talep geliyor. Yoğun bir talep geliyor. Haliyle bizim de işte Allah izin verirse 4. organizeyi açtığımızda üretim kapasitemizi biraz daha arttırmış olacağız. Coğrafyamız zor. Yani bu coğrafyada sürekli yatırım yapmak, sürekli işinizi geliştirmek maalesef kolay değil. O açıdan bayilerimizin evet böyle şikayetleri var, müşterilerimizin var. Elimizden geldiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi biz biraz da biz hani kalitemizden taviz vermek istemediğimiz için işi ciddiye alıyoruz. Yaptığımız ürünleri önemsiyoruz. Üzerinde fazla duruyoruz. O sebepten biz biraz şey yapıyoruz. Mesela birkaç kişi beni devreye sokmaya çalıştı. Ya fabrikadan biz bir makine alsak nasıl olur filan diye. Ben mesela bu bende de oturmuş bir duygu. Demek ki siz doğru yoldasınız. Valla Şakalak'ta hiç kimsenin hatırı geçmez. Kural neyse, planları neyse onun dışına çıkmazlar. O yüzden ben hiç o topa girmeyeyim diye de söyledim. Bu çok önemli. Yani firma öyle bir prensipler koymuş ki eksiklerimiz var mı? Elbet, muhakkak var. Elbet. Ama genele baktığımızda bayiler Şakala hangi pozisyonda neye ne kadar verebilir? Üst kontrolü nedir? Çok net biliyorlar.
şimdi çok üretmek, hani belki önce marifet gibi görünebilir ama çok ürettiğiniz zaman işte üretim bandınızda gecikmeler oluşmaya başlar, kalite düşer, kalite kontrolü yapamazsınız. İşte içerideki üretici, üreten montajcı kardeşimiz acele eder, bir civatayı gevşek bırakır. Boyacı bir kenarı boyamaz. Eleman bulmaz orada. Eleman, ya her şey var, her şey burada etken. Biz şakalak olarak diyoruz ki biz üretebileceğimiz bir kapasitemiz var. Biz kaliteli üretelim. Müşterimiz sürekli şakalığı anarken güler yüzlü ansın, yüzünde bir tebessüm olsun, Allah razı olsun desin, şakaların hep arkasında dursun. Biz bu çizgimizden çok fazla taviz vermek istemiyoruz. O sebeple ama dediğim gibi işte dördüncü organizede bir atak yaptık. Orada biraz daha, birkaç tık daha üretimimizi arttıracağız. Yeni aldığımız tezgahlarımız var. Teknoloji tezgahlarımız var. Onlarla da birkaç tık daha arttıracağız. İnşallah biraz daha bayimizi rahatlatacağız. Müşterimize biraz daha hizmet veriyoruz. Burada bir yanlış da Yusuf abinin çocuğu, abi 3 oğlan da bırakmış. Yani Yusuf abinin böyle bir 7-8 tane çocuk yapması lazımdı ki her birisine birer tane fabrikanın başına geçirse Türkiye'nin belki de mebzel ihtiyacını, bayilerden bu şikayetin önünü kesecekti. Bu konuda Yusuf abi yanlış yapmış. Diyelim, buradan da söylemiş olalım. Gerçekten şu disiplinle üretilen bu kalitede ürünlerin hem bizim ülkemizin hem de yurt dışındaki çiftçilerin ihtiyacı var. Hem ustalık anlamında, hem girişimcilik anlamında, hem de işte sizin de buyurduğunuz gibi iş disiplini anlamında da Yusuf Bey gibi insanlar inşallah ülkemizde artacak. Artması da gerekiyor. Zaten Yusuf Bey'den sonraki ikinci kuşakta aynı özenle, aynı terbiyeyle devam ediyoruz. İkinci kuşakta hadi Fatih abi evlenmiş, daha Mustafa abi evlenmedi bir de yani. Mustafa abi çocuk yetiştirmesi lazım şimdiye ki bu işin başına geçecek insanlar lazım. Tabii latife yapıyoruz. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Süre de akıp gitti bir anda. Biz 30 dakika falan planlıyorduk ama herhalde şu anda 45-50 dakika oldu. Son sözlerinizi alalım, ondan sonra kapatalım programı. Şakalak tarım makineleri her zamanki gibi üretimden vazgeçmiyor, yenilikten vazgeçmiyor, hizmetten vazgeçmiyor, katma değer yaratmaktan vazgeçmiyor. Toprağı seviyor, ülkesini seviyor, çiftçisini seviyor. İstihdam ettiği iş arkadaşlarını seviyor. Sürekli yeni bir şeyler üretme gayretinde olan bir şirket. Bunu da hiç bırakmayı düşünmüyor. Bir de şey diyeceğim, bunu aklımdan çıktı. Takım oyununda en güzel oynandığı yerlerden birisi şakalar. Sizdeki personel kalitesi, herkesin kurumsal olarak kendi sorumluluk alanında firmanın sahibi gibi davranması, ona göre sef idare yapması benim aklımda kalan bir diğer özellik. Bu konuda da birkaç kelam alalım sizden. Ha, tabii şimdi haliyle firma kültürü sizi buna zorluyor. Yani burası hepimizin. Eğer burada kaliteli makine çıkarsa, burada iyi satış yapılırsa, burada iyi satış sonrası hizmetler olur ise daha çok makine satılır. Bu firma kazanır. Kazandıkça kendini geliştirir. İstihdam yaratır. İşçi arkadaşlarımız rahat eder. İdari kadrodaki arkadaşlarımız rahat eder. O yüzden biz her bölüme kendi içinde bir kar merkezi olarak düşünüyoruz. Yani montaj bölümü işini daha iyi yaparsa satış bölümü daha iyi makine, daha kolay makine satar. İşte Ar-Ge bölümü iyi işler yapar ise üretim daha iyi işler yapar. O yüzden bütün bölümler birbirinin müşterisi mantığıyla bakıyoruz. Ve birbirini tetikliyor. Haliyle buradaki arkadaşlar da bu mutlu ortamda herkes ne iş yaptığını, hangi amaca hizmet ettiğini bildiği için de hepimiz fark etmişsinizdir. Güler yüzlüyüz, gülümseyerek çalışıyoruz. Yani herkes kapıdan içeri girerken gülümsüyor. Bu da bize başarıyı getiriyor. Sizin yüzünüz güler yüzlü. Programın ismi Çiftçinin Güler Yüzü ama süre bitti. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Ayhan abi çok net ifade etti. Samimi bir sohbetti. Bizim zaten bir araya geldiğimizde muhabbetlerimiz hep böyle. Aynı zamanda iki tane, üç tane kamera olunca şaşırıyorum hangi kameraya bakacağıma. Şakalak'ta biz bir aileyiz. Şakalak'ta çok kaliteli insanlar var. Mesela grafik tasarımda Ömer abi var, işinde uzman. Fabrikada Fatih Genç var, üretimin beyni. Firmanın genel müdürü, hem satışında hem muhasebesinde, sekfe idaresinde ciddi bir mesai harcıyor. Başlarında Yusuf Genç var, satışın başında Ayhan abi, teknik serviste Mustafa Şakalak, üretimde makine mühendisi Hatice Hanım. O kadar çok kıymetli insanlar var ki, bu insanları bir Fatih Terim edasıyla üreten Yusuf Genci de ayrıca tebrik ediyoruz. Bu haftada bize ayrılan sürede bu kadardı maalesef. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.